الله الرسول برضه يقول كي و تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. يعني buradaki yemin ediyorlar ya Muhammed, sen savaşa çıktığın zaman mutlak madde biz senin arkasındayız. Ama Allah tebareke ve teala onların niyetlerini biliyor ve kesinlikle onlar gelmeyeceklerini Rabbim tebareke ve teala Resulüne bildiriyor. Ki tıpkı savaşlarda olduğu gibi, aynı şekilde işte Kuba Camisi'ni yaptıkları olan gibi, 12 arkadaşıyla işte Amir bin Usam ne yaptı? Gitti işte Şam'a ve Rumlardan güç alıp Muhammed'i Medine'ye sürgün edecek düşüncesiyle dediler ki şu Kuba Camisi'nin yanında, ey arkadaşlarım, Kuba Camisi'nin yanında orada bir cami inşa edin ve orada El Mescid-i Dirar, Dirar Camisi'ydi. Geldiler ya Resulullah, bak yaşlılarımız var, sizin o camiye gidemiyorlar, işte bizim yan tarafta bir cami bulduk, kışın yazın çok güzel bir hale getirdik, gelip burada kılmaz mısın? Münafık bunlar. Ve yemin ediyorlar bizim niyetimiz halistir. La nef'alehu illa bi hayr diyor. Sadece hayırdan başka kastımız değildir. Biz hayır için bunu yapıyoruz diyorlardı. Yeminle ki ayette kesinlikle Allah tebareke ve teala bunları nedir? Tekzip ediyor. İnnehum kâzibun diye Münafıkun suresinde. İşte dedi ki Allah Resulü tamam. Şam ticaret seferine gitmişti. Şam seferinden sonra inşallah geleceğim. Dönünce hem dua ederiz hem namaz kılarız. Tabii ki döndüğü zaman hemen geldiler. Ya Resulullah, işte gelmeyecek misin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tam gidecek. Cibril aleyhissalatü vesselam geldi. Kesinlikle la tekun fihi ebede diyor ey Muhammed. Orada kesinlikle namaz kılma ya Muhammed. Çünkü onlar o camiyi sırf müminler arasında fitne sokmak için, orada kargaşa çıkarmak için onu inşa ettiler ya Muhammed. Onlar sonra Allah tebareke ve teala emriyle Muhammed aleyhissalatü vesselam ashabını gönderdi ve onu hem yıktı hem yaktılar. Ondan dolayı Mescid-i Dirar ismini verdi. Ondan sonra geldi bu Ebu Amir el-Fasik, baktı böyle cami yerle bir. Ya bu haberi Muhammed'e kim veriyor? Kim bildiriyor diyordu arkadaşlarına. Aramızda bir casus vardı diyordu. Oysa hayır, casus yok. Sizi gören Rabbinizdir. Sizi yoktan var eden Halıkınızdır. Muhammed aleyhissalatü vesselama haber veriyor. Cibril aleyhissalatü vesselam sıcağı sıcağına getirdi. Tıpkı o Dar-ı Nedve'de plan kurdukları zaman Ebu Cehiller, Abdullah ibn-i Selüller, Ka'b bin Eşrefler, hani Enfal suresi 31. ayette Allahu alem وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ اَوْ يُثْبِتُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ya Muhammed, şu anda Dar-ı Nedve'de müşrikler sana türlü türlü planlar kuruyorlar. Seni öldürecekler veyahut da seni çarmıha girecekler veyahut da seni oradan kovacaklar. Ama üzülme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onların planları varsa yüce Allah'ın da planları vardır. Vallahu hayrul makirin. Allah tebareke ve teala planların en hayırlısı yüce Allah'ın planıdır. Hemen Allah tebareke ve teala Resulüne bunu bildirdi. Casus yok. Allah tebareke ve teala sizi görendir ve sizi işitendir. Ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi zifiri karanlığın, simsiyah taşın, siyah taşın üzerindeki olan siyah karıncanın sesini ve yürümesini gören ve duyan Allah sizi görmez mi? Elbette görür. La yadillu Rabbi ve la yense. Benim Rabbim şaşırmaz. Şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa kül olur dünya. Şu güneş dünyadan bir metre uzaklaşsa buz olur dünya. Bunu matematik, milimetrik ayarlayan Allah bunları bilmez mi? Görmez mi? Elbette görür. Ondan dolayı aranızda casus yoktur diye burada ayeti tasdik ederek Allah tebareke ve teala burada ne yaptı? Resulüne bildirdi. Ondan dolayı bu adak meselesi, yeminlerin meselesi hep kimin işi? Münafıkların işidir. Yemin ede sözde Muhammed aleyhissalatü vesselam'a yakınlık gösteriyorlar ama hiçbiri ne yaptı orada? Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın ardında, arkasında durmadı. Nerede? Savaşlarda. Hani kaçtıkları zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam arkasında birçok bir ordu vardı. Bir baktı böyle 200 bin kişi kaçmış. Ve orada Allah aleyhissalatü vesselam tabii ki hezimete uğradı. Ondan sonra melekler vasıtasıyla yardım etti. Ve Rabbim tebareke ve teala emriyle muzaffer kıldı Resulünü.
Demek ki burada anlaşılıyor ki bu adak meselesi, yemin meselesi münafıkların meselesidir. Hele hele bazıları dediğimiz gibi ya Rabbi komşumun evi yanarsa ne bir kurban keseceğim. Ve öte komşum iflas ederse bir kurban keseceğim diyor. Öyle batıl kurbanlar, batıl adaklar kesinlikle bunlar nedir? Bunlar caiz değildir. Naam. Fehâde fehâde İltizam muakkeden bil kasım feyşbih nezir. İşte bu yeminler aynı nezir adağı gibi burada ne yapmış buna? Aynı şekilde burada buna benziyor. Kallahu Teala kul la tuksimu ta'aten ma'rufa. Kesinlikle ey müşrikler yemin etmeyin. Bu kesinlikle bu ma'ruf olan, bilinen olan bir itaattir. Şer'i olan.